Evet, kısa bir reklam arası verdik. Bu arada da hocamız biraz soluklandı. Gerçi ben yine kendisini de rahat bırakmadım. Bu arada da sorular sordum. Şimdi hocam, dediniz ya az önce, işte ölüm anında bile bir sıkıntı yaşayacak. Evet. Bunlar da aslında bir azap biçimi. Tabii. Şimdi az önce reklam arasında bana söylediniz, Müslüman cehenneme girmeyecek dediniz. Evet, öyle inanıyorum. Ve ben size dedim ki ama günahı sevaplarından daha fazla. Evet, Müslüman, evet inanıyor ama günahı daha fazla ve siz bana yine cehenneme girmeyeceğini söylediniz. Allah bu insanların, bu tür insanların günahı nasıl olursa olsun elbette günahın bir faturası vardır. Hı-hı. Bu ölürken ödenir, diriltilirken ödetilir, diriltilmeden önce ölüm ve mahşer arası ruhunun sıkıntısı şeklinde, hı-hı, ödetilir. Amel defterini alırken ödetilir. Yargılama esnasında olur, sorgulama esnasında olur. İlle de olur. Af kelimesini onun için kullandım. Evet. Af, saf, mağfiret. Hı hı. Bunlar üçü de aynı şeyler değiller. Yani sıkıntısı, yani kabahati olan insanlar, kabahatsiz insan yok zaten. Cenab-ı Hak onların bu faturalarını başka azap türleriyle karşılar ve onları cehenneme atmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girecek adamların mutlak manada inkarcılar ve kafirler olduğunu söylüyor. Bir adam ne tür bir günah işlemiş olursa olsun, hı hı, eğer imanını muhafaza edebilecekse, iman tek başına bir iddiadan ibaret değil. Evet, bir inancı ayakta tutabilecek salih ameller lazım. Salih ameller yoksa o adam imanlı ölemez yani. Hı hı. O adam yani, çünkü bir adam habire günah işlerse, tevbe etmezse, vazgeçmezse, tevbe ettikten sonra da hakikate yönelik yeni güzellikler yapmazsa, o adam işlediği günahların bir süre sonra günah olmadığına inanabilir. Bir adam bir hatayı sürekli işlerse bir süre sonra bu alışkanlık halini alır. Alışkanlık halini aldıktan sonra da adam onun günah olmadığına inanabilir. O zaman imanını kaybeder. Yani ne aklına esen her türlü günahı yapan adam bu günahları sadece her zaman günah sınırında tutmayı başaramaz. Bir süre sonra Peygamberimiz öyle diyor. Yani sürekli işlenen günahların başında cehennem kapısı, cehenneme aç, kapısını cehenneme açan bir şeytan oturur yani. Cazip gösterir size, iyi gösterir size. Bunda da yani günah olacak ne varmış dedirtir. Bunu dedirttiği an zaten dininizi kaybedersiniz. Böyle en ağır günahları işle nasıl olsa Allah affedebilir filan. Bu insanları Allah'la aldatmak diye bir Kur'ani uyarı vardır. Onun içerisine girer. Hı-hı. Hiç kimsenin herhangi bir günahtan tevbe edebileceğine dair garantisi yoktur. Niye? Ne zaman öleceğini kimse bilmiyor. Hiç kimse bir an sonrasına dair garantiye sahip değilken hangi garantiyle nasıl olsa bundan sonra kurtulabiliriz diyebilir. Öyle bir kurtuluş teranesi içerisinde, bahanesi içerisinde bulunan adam her an ölebilir ve imanlı ölmez. İmanını kaybetmiş olarak ölür. Siz buradan zannedersiniz ki işte bu günahkardır. Bayağı da günahı var. İmanı az, günahı fazla. Bu ne olacak filan. Böyle bir ölümün kim garantisini veriyor ki? Kim biliyor yani? Kimin neyi tartıldı ki? Cenab-ı Hak bu noktada kime nasıl bir bilgi verdi ki? Yani şu kadar sevabı az, günahı fazla, işte o zaman bu adamı önce biraz yakalım sonra cennete gönderelim filan gibi. Bunun Kur'ani bir referansı yok. Yani Müslüman da olsa, yani şu konuyu bir açıklığa kavuşturalım da, o söylediğiniz şey benim çok dikkatimi çekti. Reklam arasında da konuştuk ya. Şimdi diyoruz ya, evet Müslüman inanıyor, mümin diyelim daha doğrusu, evet, inanıyor, itikadı var ama namazlarını aksatıyor, kılmıyor, işte oruçlarını aksatıyor. Yani her şey yarım yamalak. Siz böyle birisinin... Bak kardeşim, ben çok net söyleyeyim. Hı hı. Bir adam namaz kılmıyorsa, hı hı, kılmıyor, bir an dese ki, ya namaza da ne gerek var? Sürekli, hı hı, kılmıyorsa bu adam sürekli bir günahı günah sınırında tutmayı başaramaz. Bir süre sonra o günahın günah olmadığına inanır. Hı hı. O zaman dinini kaybeder. O zannedildiği gibi sürekli imanı var, sürekli günah işliyor. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Nisa suresinde, İnnellezine amenu, sümme keferu, sümme amenu, sümme keferu, sümme zdadu küfren, lem yekunillahu liyagfire lehum ve la liyehdiyehum sebila. İman edenler, günah aslında imanı örtmektir. İman edenler, sonra onu örtenler,
sonra yeniden iman edenler, sonra yeniden onu örtenler, sonra da bu örtme işleminde ileri gidenler var ya, Allah onları bağışlamaz ve Allah onlara hidayet yolunu, doğru yolu göstermez. Kimin garantisi var? Biraz günah işleyelim, sonra tevbe edelim, sonra biraz daha işleyelim. Kim? Nereden biliyor? Bakın bunun yolu iman, küfür, iman, küfür ve küfürde ilerleyip mağfiret dışında kalmaktır. Bunun yolu böyle gider. Hı hı. Yani çok masum bir şekilde biraz, yani %40 iyi mümin, %60 işte ağır günahkar. Öyle günahlar var ki, öyle büyük günahlar tarif ediyor ki Allah-u Teala. Adamın ebedi cehennemde kalması sonucunu getiriyor. Nasıl oluyor bu? Çünkü o yaptığı eylemin günah olduğuna adam inanmıyor bir yerinde. O günahın günah olmadığına inandığı an imanını kaybeder. Ama inanmıyor dediniz ama hani şimdi ben biraz zorluyorum, farkındayım da. Evet, her şeyin bilincinde, farkında. Yapması gerekenleri biliyor, görevlerini biliyor, kulluk vazifesini biliyor. Yapmayınca sonuçlarını biliyor, evet. Başına gelecekleri biliyor. Ama yine de hani kendini alıkoyamıyor. İşte, tamam, işte bu günahkarlık. Birkaç noktada eksikleri var. Olabilir, bu bizim bildiğimiz, hı-hı, bizim yani genelde hayata baktığımız, kendi hayatımızdan da verdiğimiz örnekler. Bizim de günahlarımız var, hatalarımız var. Eğer bu hataları, yani sürekli yaptığınız bir hataya dönüştürürseniz bundan, hı-hı, kurtulamazsınız bir süre sonra. Evet. Dolayısıyla ondan, tevbe diye bir kurumu var bu kitabın. Ondan vazgeçmenizi istiyor Allah-u Teala. Değil, siz imanınızı da korudunuz, bir takım hatalar da yaptınız, öyle, hı-hı, öldünüz. Evet. İşte dediğim gibi o hatalar adamın cennete veya cehenneme sevkine kadar yaşanacak aşamalarda çeşitli azap türleri var. Bunlar o türlerin biriyle karşılanır veya birkaçıyla karşılanır. Azap denen şey sadece cehennemden ibaret değil, bunu unutmamak lazım. Pekala, tamam, bunu ben çok iyi anladım şimdi. Şuna geçelim. Ama namaza devam yani. İbadete devam, boşlamamak lazım. Yani anlattıklarımızdan bu beleşmiş, buradan kurtardık, yırttık falan, öyle bir şey yok. Din ciddi bir iştir. Hani adama sorarsın, Müslüman mısın? Müslümanım. Evet, ona bir şey daha sormak lazım. Ciddi misin? Ciddi misin? Neye inandığını biliyor musun? İnandığın şeylerin senden neler beklediğini biliyor musun? Hani elini taşın altına koymak derler. Biz elimizi taşın altına koymayı elimizin ezilmesi gibi algılarız. Hayır, elini taşın altına koymak, taşı kaldırmak üzere bir harekete geçmek demektir. Hı-hı. Ebu Cehil bilmiyor muydu Hazreti Peygamber'in peygamber olduğunu? Ebu Leheb bilmiyor muydu? Çok da iyi biliyorlardı. Fakat bir şeye daha onlar inanmışlardı ki, Muhammed'in tebliğ ettiği dine inanırsak bu din bizden fedakarlık isteyecek. Bu fedakarlık kendimize yönelik olacak, insanlara yönelik olacak, doğal çevreye yönelik olacak ve Allah'a karşı yönelik olacak. İslam, Allah'ın her bir dediğine teslim olmayı öğreten, öğütleyen dindir. Hı hı. İslam, bir insana Allah'la yaşamayı öğreten bir dindir. Yani İslam böyle hobi gibi, yapsan olur, yapmasan da olur, biraz yapsan olur, bir iki kere günah işlesen ne çıkar filan, böyle şeyler gayri ciddi şeylerdir. Bunlar tam bir şeytanın Allah'la aldatması dediğimiz gayri ciddi tutumlardır. Bu tutumlardan bir Müslümanın behemhal uzaklaşması lazım. Bunlardan uzaklaşmasına rağmen yine de günahtan %100 kurtulamaz. Onun için her ne yaparsak yapalım, Cenab-ı Hakk'ın affına, Cenab-ı Hakk'ın safhına, Cenab-ı Hakk'ın mağfiretine muhtaç olduğumuzu unutmayacağız. Hı hı. Çünkü cin, din ciddi bir iştir, dalga kaldırmaz. Hı hı. Peki hocam. Yani bir şimdi itikadi var, cennete girecek işte, küfre girmemiş, hiç şirk koşmamış ama işte günahları da var ama yine cennete, cehenneme girmez diye biliyorduk ama iman etmek diyorsunuz, işte namaz, oruç, o gerekleri yapmadıktan sonra diyorsunuz iman etmiş olmazsınız. Onun imanına biz iman demiyoruz, onunkine bir inanç diyoruz yani. Hmm. Salih amellerle desteklenmemişse o bir kabulden ibarettir, iddiadan ibarettir, o ispatlanmamıştır. Hmm. Firavun'un imanının tövbesinin kabul edilmemesinin sebebi de budur. Peki. İspatlama şansı kalmadığı için. Tüken Hanım, bakın şöyle bir ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Hı hı. Diyorum ya, din ciddi bir iştir. Öyle kafasına göre, yani kafama sarmadı, bu emri pek doğru kabul etmiyorum,
şunlar çok hoşuma gitti. Mesela Kur'an'ın şu konularda dedikleri çok ciddi. Ben onları alıyorum, gerisini almıyorum gibi. Böyle taksitli bir iman Kur'an'a göre iman değildir. Bir Müslüman böyle inancında istisna taşıyamaz. Böyle bir inanç olamaz. Hı hı. Çünkü Nisa suresinin 150 ve 151. ayetler bize bunu öğretiyor. Diyor ki Rabbimiz, İnnellezine yekfurune billahi ve rusulihi, Allah'ı ve peygamberlerini reddedenler, yani onlara imanı örtenler. Aslında inanıyor da inancının gereğini yerine getirmiyor. Bitim. Örtüyor, imanı örtüyor. Ve yuridun en yuferriku beynallahi ve rusulihi, Allah'la peygamberler arasını ayırmaya çalışanlar. Yani Allah bir şey der, peygamberler başka bir şey der. Yani haşa, ikisi birbirinin rakibiymiş gibi. Haşa, böyle bir algı ortaya koyarlar. Ve yekulune, şimdi bu cümle çok önemli. Ve yekulune, şöyle derler. Nü'minu bi ba'din ve nekfuru bi ba'din. Bazı şeylere inanırız, bazı şeyleri örteriz. Yani inanmayız. Bazılarına inanırız, bazılarını kabul etmeyiz. Ve yuridune, ve şöyle isterler. En yettehidu beyne zâlike sebîlâ. Böyle bazı şeylere inanıp bir kısmını inkar etme arasında bir yol tutarlar. Hani diyor ya mesela, din ona karışır, buna karışmaz. Din şunu şunu diyebilir ama şunu şunu diyemez. Böyle haşa, Allah'a görev biçen algılar var. Şimdi Allah-u Teala onlar için diyor ki, ulaike humul kafirûne hakka. Tam kafirler işte bunlardır. Böyle onu kabul ederim, bunu kabul etmem. Din ona karışır, buna karışmaz. Böyle Allah'a haşa görev biçme algısı, bir adam 100 inanç esasının 99'una inansa, bir tanesine inanmasa, o adamın o bir taneye inanmaması tamamını reddetmesiyle eşdeğerdir. Bu bir balon gibi düşünün. Balonu şişirirsiniz, bir tarafı hoşuma gitmedi, ben bunun bir tarafını koparayım, alayım derseniz o balon balonluğunu kaybeder. Dolayısıyla geriye hiç de bir şey kalmaz. O itibarla iman istisna kaldırmaz. Din ciddi bir iştir. Böyle mala, yani olsa da olur, olmasa da olur, hobi gibi, böyle stres topu gibi. Bir de benim duygularıma iyi geliyor. İşte ben bazen şöyle diyorlar. İşte sen, ben bir şeyler yapmıyorum, ona bakma. Yani kalbim çok temiz filan. Evet, çok acayip. İnanıyorum. Çok böyle, öyle diyor işte. Çok inan. Nasıl bir çok inanıyorsun da bu hiç uygulamaya dökülmüyor? Yani şu bardağın içinde su varsa buradan dışarı su çıkar. Bunun içinde süt varsa süt çıkar. Bunun içerisinde su var da bunun dışarısına buradan kan çıkmaz yani. İmanı, yüreğinde sağlam imanı olanın eyleminin de sağlam olması beklenir. Çünkü o iman dediği şey bir iddiadır. Bunun ispatı salih amellerle mümkündür. Bunun salih amellerle desteklenmiyorsa benim kalbim çok temiz. Kimin neye temiz, neye çirkin dediğine kişinin kendisi karar veremez. Biz temiz ve çirkin kavramlarını Allah bize nasıl tanıtıyorsa öyle tanırız. Yani Allah kime iyi diyorsa o iyidir, kime kötü diyorsa o kötüdür.